Merhaba arkadaşlar. Şekilli zımpara yapmak için gereken malzemeler normal bir zımpara yapmak için aynı yani. Alyan ya da tornavida kullanıyorsunuz tornavida. Yanındaki zımparaları almak için bir tane böyle düz demir. Falçata, tuğ ya da pense de olabilir, bu size kalmış. İlla bu şekli yapmanıza gerek yok. Ben kendi hayalimi kurarak yaptım ya, hayal kurarak yaptım. Siz de kendi hayalinizi bunu daha iyi şekillendirebilirsiniz. Daha iyisini yapabilirsiniz. Benim kendime yapacağım şekilli zımparayı size anlatacağım. Umarım anlarsınız. Umarım anlatabilirim. Yani ilk başta buralara üçgen parçalar keseceğim. Onları ayırıp ondan sonra geri kalan zımpara parçasını buraya yapıştırıp sonradan onlara ek yapacağım, buraya ekleyeceğim. Sonra da etrafını keseceğim zımparanın. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Tutuyor zaten. Umarım tutar. Zımpara parçalarını şöyle. Sonuçta bir iş yaparken en önemli şeylerden bir tanesi temiz olmak tabii. Biraz uğraştırabiliyor ama ben uğraşmayı sevdiğim için yapıyorum. İşte bu şekilde parçalarımızı ayırdık. Sonra bu ilk büyük parçayı yapıştırıyoruz. Sonra küçük parçayı da buna bu şekilde araları hafif boşluk kalacak bir şekilde yapıştırıyoruz. Bakalım umarım olur. Bazen araları tutmuyor. O yüzden bazısı ufak bazısı büyük olabiliyor. Zımparaları da tam şu konkevlerin yani popon ve tailin yükseldiği yerden bu noktadan kesince taşlamanız daha kolay olacak. Yani üstündeki taşları almanız daha kolay olacak. Taşları neden alıyorsunuz? Taşları aldıktan sonra falçata orayı daha iyi kesiyor. Bu da daha iyi bir şekil almasını sağlıyor. İsteğe bağlı da buralarını bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben traklarımı taktıktan sonra yere şu şekilde sürtmeyi tercih ediyorum. O zaman daha yavaş yanıyor.